Bütün iktidar milletvekilleri muhalefetin bir hakkı kötüye kullandığından bahsediyor. Bakın şimdi 21. dönem parlamentosunda MHP, ANAP, DSP hükümetinde temel kanun görüşülmüş. Var temel kanun üç düzlükte. Kaç kez görüşülmüş biliyor musunuz? 4 kez sadece. Sadece 4 kez. Siz 70 kez, 80 kez temel kanunu konuşuyorsunuz. Ya insan utanır. 16 maddelik bir kanun, temel kanun olur mu? Olur mu böyle bir şey? Bakın, eğer siz geçmişler örnekler istiyorsanız, şöyle bir bakın, parlamento tarihinde temel kanunu sizin kadar kullanan başka bir iktidar yoktur. Birincisi bu. İki, sizin derdiniz uzlaşma değil ki. Sayın Elitaş, birlikte çıkarmadık mı borçlar kanunu? Türk Ticaret Kanunu birlikte çıkarmadık mı? 1500 maddelik kanunu burada birkaç günde çıkarmadık mı? Uzlaşarak, anlaşarak 1500 madde, 600 küsür madde birisiydi, 1400-1500 madde birisiydi. Demek ki sizin derdiniz uzlaşmak değil. Bakınız, hızlı yasama, nitelikli yasama demek değildir. Bir demokrasinin gücü iktidarın gücüyle ölçülmez. Bir demokrasinin gücü muhalefetin gücüyle ölçülür. Siz ortak iyi bulmak istemiyorsunuz. Çok eskiden örnekler istiyorsanız TİB'e bir bakın. Yapmayın dedik TİB'le ilgili yasada. Yaptınız, sonra pislik yuvası dediniz. Özel yetkili mahkemelere bakın, TÜBİTAK'a bakın, bunların hepsine bakın. Yoklama bir meclisi kapatmak içindir diyorsunuz. Çok yazık, çok üzüldüm buna. Buna cevap vereceğim maddelerde. Atatürk bize falakaya yatırmazdı ama siz dayak yiyen bakanlara dikkat edin. Teşekkürler.